Fatma Hocam, kemoterapi alan hastalarımız kemoterapiden sonra normal süreçteki hayatlarına devam edebilirler mi peki? Evet. Az önce aslında konuşmamızda biraz bunu da belirtmek istedik. Örnek hasta ve yakınları o kadar aşırı ilgi gösterirken hastayı toplumdan izole ederek kemoterapi başlar başlamaz odasını yatan her şeyini ayırarak toplumdan ve sosyal yaşamından uzaklaştırıyorlar ve bu şekilde de hasta adeta bir cezaevi süreci gibi, yani bir süresi dolması gereken bir şey bekliyor psikolojisine girmekte. Örnek diyelim ki kemoterapi 3 ay sürecek, 6 ay sürecek ya da belki 5 yıl sürecek bir akıllı ilacı var. Halbuki daha toplumla uyumlu ya da hasta yakınları bunu daha güzel organize edebildiğinde iki tedavi arasında tatile çıkan, gezmesini yapan ya da hiç normal çalışma hayatını bırakmadan örnek 2 gün tedavi sonrası dinlendi, 3. gün normal yine işine devam eden hastalarımız da var. Onun için biz mümkün olduğunca destek tedavilerine çok uyarak yalnız, yani mesela hastaya ev ödevleri hazırlıyorsun, bulantı önleyicilerini şu zaman al, yok ishalatlarını böyle al gibi birçok ilaçlarını düzenliyorsun, ev ödevi kağıdını çıkartıp veriyorsun ama hiçbirini kullanmıyor. 3 gün sonra bulantı, kusman var, çok işte suyunu içmemiş vesaire, yemeğini yememiş. Böyle hastalarla uğraşmak daha zor, ya da kişilerle diyelim, ama harfiyen bir takım destek tedavileri uyan kişilerde bu yan etkiler daha az olduğu için sosyal yaşamdan da, iş yaşamından da, ailedeki iletişimde de azalma daha az oluyor ve böylelikle de bu süreci daha rahat bir şekilde atlatabiliyor. Asla kemoterapi almak ya da tedavi almak tamamen sosyal yaşamdan kopmak anlamına gelmemeli. Güzel destek tedavilerimizle beslenmemizi güzel ayarlayarak, uykumuzu güzel ayarlayarak mümkün olduğunca çok ağır işler olmamak kaydıyla yine hayatımıza devam ediyor olabilmemiz gerekiyor. Bunu ayarlayabilen hastalarımızın da çok fazla örneği var. Güzel bir şekilde bu süreci tamamlıyor. Hastalıkta beslenmenin de çok önemi var. Uyku düzeninin de çok önemi var diyoruz hocam. Evet, kesinlikle. Hepsinin de çok önemi var. Yorgun bir vücut, uykusunu güzel alamamış bir vücutta bağışıklık sistemi de çöküyor. O nedenle de psikolojik olarak da çöküntü oluyor. Uyku düzenini güzel bir şekilde ayarlayıp, yani uyuması gerektiği saatini zamanında uyuyup beslenmesini güzel bir düzende yapması koşulu ile o durumu atlatması daha kolay oluyor. Beslenme desteği aslında genel olarak sağlıklı beslenme desteğidir ama yine ilaçlara özgü bir takım özellikler var. Onları yemeyin, almayın diyoruz. Ya da şunlar içerisinde olsun olmasın. Bunun için yine onkoloji diyetisyenlerimiz var. Onlar özellikle ayrıntılı bilgi veriyor. Daha ağır beslenme problemleri olan hastalarımızda beslenme konusunda uzman bir takım yine tıbbi doktorlarımızın da desteğini alabiliyoruz. Bizler de yardımcı oluyoruz. Ama normalde aslında sağlıklı beslenmeyi de çoğu beslenme sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz.